benim gençlerim neredeymiş? İşte buradaymış. Sizin için geldim. O gün bugün. Ankara stüdyomuzdayım. Ve bu yıl Türkçeyi beraber halledeceğiz. Türkçeyi tokatlayacağız inşallah. Ve sizden bir şey istiyorum şu anda. Ne istiyorum arkadaşlar? Hemen videoyu durdurmanızı ve videonun açıklama kısmına hemen 40'ta 40 yazmanızı istiyorum. Yorum kısmına 40'ta 40 yazacaksınız. 40 soruda 40 net. 40'da 40. 40'da 40. 40'da 40. Bu ilk sloganımız bu arkadaşlar. Hemen tanışalım. Ben Kadir Gümüş. Arkadaşlar ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ve tecrübelerimi sizle paylaşmaya geldim. Bilgi vereceğim bu videoda. Reklam için değil, icraat için buradayım. İcraat için yanınızdayım. İşimizi yapalım. İşimizi tam yapalım ki siz de 40'ta 40 yapın arkadaşlar. Ben de arkadaşlar bizim zamanımızda sınavın adı ÖSS'ydi. ÖSS'ye girdim. Eşit ağırlıktan Türkiye 1013'sü oldum. Ama isteğim bu bölümdü. Başka bir şey istemedim. Bu bölümü tercih ettim. Daha sonra arkadaşlar 2000'li yıllarca dershanelerde çalıştım, özel okullarda çalıştım. 2007 yılında da kamu personel seçme sınavından Türkiye birincisi oldum. Ve bu süreci yönetmeyi biliyorum ve bunu sizle paylaşacağım. Bu süreci beraber yöneteceğiz. Benim sözümden çıkmayacaksınız. Anlaştık mı? Bir kere bununla anlaşalım. İkincisi, ben de arkadaşlar şu an çalıştığım okulda derece öğrencileriyle hasbihal halindeyim sürekli. Ve onlara uyguladığımız yöntemi, yani sıfırdan zirveye nasıl gidiyoruz? Bunu beraber uygulayacağız. O zaman tanıştık arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk önce bir konuda bir anlaşalım. Çünkü benim burada üzüldüğüm bazı konular var. Üzüldüğüm konuları sizinle açıklayacağım. Bak, ister sayısal, ister eşit ağırlık, ister sözel, ister YDT, yabancı dil testi. Fark etmez. Hepiniz TYT'ye gireceksiniz. Türkçeden 40 soru, matematikten 40 soru, sosyalden 20 soru, fenden 20 soru. Toplam 120 soruya gireceksiniz. Ve 120 sorudan arkadaşlar dikkat ederseniz bak. Türkçe, TYT'nin %33.3'ünü oluşturuyor TYT'nin. Tamam mı? Ciddi bir şey. Yani fizik, kimya, biyolojinin toplamı ya da şuradan fizik, kimya, biyolojinin toplamı ve sosyal bilgilerin toplamı ancak Türkçe kadar yapıyor. O yüzden aman diyeyim. Peki bunu niye söylüyorum? Ben biliyorsunuz illere sürekli seminerlere gidiyorum. Ve illerde gittiğim seminerlerde birkaç öğrenci şöyle dedi bana. Türkçe nasıl gidiyor dedim. Hocam ben sayısalcıyım. Türkçe çözmüyoruz hepsi. Anam şoka girdim. Ya özellikle bunu göstermek istedim. Bazen şoka giriyorsun arkadaşlar. Ve bunu unutmayın, mantıklı gideceğiz. Bak arkadaşlar şunu unutmayın. Türkçe'ye şöyle yaklaşacağız. Ben öğrencilerime böyle yaklaştırıyorum ve bu yüzden gerçekten başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bak, Türkçe anlam bilgisi, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf ve dil bilgisi. Ses bilgisi, sözcük yapı, sözcük türleri, isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil hepsi. Söz grupları, cümle nügeleri, cümle türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları. Size şöyle diyenler olabilir. Sadece paragraf çöz. Başka bir şey yapma. En fazla soru oradan çıkıyor. Hayır arkadaşlar. Hayır. Hayır. Mesela sınavda kaç soru çıkacağını bilmiyoruz ama atıyorum buradan 32 soru çıktı. Atıyorum buradan 8 soru çıktı. 32 soruya yaklaşımın hep aynı olacak. Bizim hedefimiz bu. Ya da buradan 31 soru, buradan 9 soru çıktı ya da buradan 33 soru çıktı, buradan 7 soru çıktı. Yani buradan 12'ye kadar soru sorabilirler. Kaç olduğu önemli değil. Mesela 32'ye 8 mi çıktı buradan? Senin hedefin şu. Buradan 8'i cebine katacaksın. Tamam mı? Çünkü paragraf bazen hani istesen de istemesen de bir yere kadar yapabiliyorsun. Paragraftan da doğru bir teknikle yapabildiğini yapacaksın. En kötü sınav kötü mü geçti? Sınav zor mu? Buradan 8'de 8'in cebine attın. En kötü paragraftan 2 yanlış yaptın. 37,5 net. 3 yanlış yaptın. Hadi 4 net yanlış yaptın. 35 net. 35 net de arkadaşlar diş hekimliği ve belli tıp fakülteleri için bizi uçurur. Mantıklı çalışacaksın. Yani sadece buradan yaparsan net düşer. Çünkü bizim Türkçe'de 30 bandının üstünde olmamız lazım. 30 bandının üstünde olmamız lazım. Çünkü biz yığılma aralığını açmamız lazım. Böyle derlerse yanılıyorsun. Burayı bitirirken buradan ödevlendirmelerle ilerleyeceğiz. Ve kamplar yapacağız. Unutma. İkisini beraber yürüt. Ve sana ne derlerse desinler inanma. Ve kendimize bir 40'sa 40 diye arkadaşlar slogan bulduk. Bu sloganı ne yapacağız arkadaşlar? Gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız inşallah. Tamam mı? Bak, sınava Türkçeden başladı. Ve Türkçe güzel geçti. Arkadaşlar ve Türkçe zamanında bitti. İşte sonrasını düşün. Bütün sınavı kurtarıyorsun. Asıl ne, olay bu. Türkçe'de gerçekten Türkçe'ye emek vermeyenler, Türkçe'de morali bozulduğu an sınavı kaybediyor. Ya da Türkçe'ye emek vermiyor, denileni yapmıyor. Sınavda yavaş yavaş çözüyor. Çok yavaş çözüyor. Ve böylece ne oluyor biliyor musunuz? Çok yavaş çözdüğü için ya matematiğe, geometriye kalmıyor. O yüzden aslında Türkçe bütün sınavın dengesini bozabiliyor. Dikkat et. Ve bunu yaşayanlara sorun. Bütün sınavın dengesini bozabilir. Gözünü seveyim, dikkat edin. Hatta TYT'nin kötü geçtiği için AYT'nin dengesini de bozuyor. O yüzden arkadaşlar unutma. Yazın bu işi bitirmeye var mısınız gençler? Yazın bu işi bitireceğiz. Tamam mı? Ha, isteyen dönemsel olarak düşünebilir ama benim hedefim şu. Boş olanlar şu anda yazın bu işi bitirelim. İşi tamamen arkadaşlar artık köşeye bırakalım. Peki yol haritamız. Bak, konu anlatımı. Konu anlatımımız toplam 42 videodan oluşacak. Ve en güzelini söyleyeyim mi? Hani MEB, Milli Eğitim Bakanlığı ne dedi ÖSYM? Benim kaynaklarımdan soracaksın dedi. Ben de bu yıl videolar, örnekleri tamamen MEB kaynaklarından hazırladım. Yani aslında sizin için bir nimet. Çünkü neden? Unutmayın arkadaşlar, MEB'i benim kadar tanıyan yoktur. O yüzden bunu sizinle güzel bir şekilde paylaşacağım. Konu anlatım videosunu nasıl mı çekeceğim arkadaşlar? Şöyle bak, hop bir bakacaksınız arkadaşlar beyaz tahtadayım. Hop bir bakacaksınız arkadaşlar akıl tahtadayım. Hop bir bakacaksınız arkadaşlar genel kadrajdayım. Akıllı tahta, hop beyaz tahtayı yazarak anlatacağım. Soru çözerken, etkinlik yaparken akıl tahtaya geçeceğim. Anlaştık mı? Yani çok hareketli bir sunumumuz olacak. Bir de etkinlik soru çözümü oynatma listesi hazırladım. 2 tane. Bir konu anlatım, bir etkinlik soru çözümü. Bu da arkadaşlar yaklaşık 10 videodan oluşacak ama bizim asıl konu anlatım videolarımız bu. Bunu bitirdikten sonra buraya geçebilirsin. Ve en büyük yanlışlardan bir tanesi de arkadaşlar şu var: lütfen kitapla gidin. Kitapla gidin. Kitap önünüzde açın. Çünkü biz hızlı bir şekilde konu bitirmemiz lazım. 40 videoda hızlı bir şekilde konu bitireceğiz. Sonra bol soru, etkinlik yapacağız. Ve bir sürprizim var. Her videonun sonunda harika bir sürpriz. Şimdi ondan başlayacağım. Gençler, hem beyaz tahtada yazarak anlatıp yapmıştık. Hop! Hem de arkadaşlar akıl tahtada soru çözümü, etkinlik. Aynı dersin içinde gidiş geliş yapacağım. Ve en büyük artımız MEB temelli anlatım. Ve sınavı 12'den vuruyorsak bu yüzden. Gençler, dikkat ettiyseniz AYT'de de TYT'de de arkadaşlar Türkçe edebiyatta birebir. Örnekler bile aynıydı. Sebebi bu. Ve aynı zamanda bu Instagram adresim arkadaşlar. Instagram adresini takip edeceksiniz direkt olarak. Çünkü neden? Kitap çıktığında ilk buradan paylaşacağım. Çünkü bir günde bittiği için arkadaşlar, bazen hızlı gittiği için. Ve buradan paylaşacağım. Ve aynı zamanda arkadaşlar her konuyla alakalı çok küçük bilgiler atacağım. Reels'ler. Yani burada da arkadaşlar 30 saniyelik, 45 saniyelik, 50 saniyelik, çünkü geçen sene bu Reels'larla bile arkadaşlar bir sürü yol aldık. İşte o sürprizimiz şu her videonun sonunda. Bir deyim, bir hikaye. Her videonun sonunda mecazları öğrenebilmezsiniz. Mecazları ve deyimleri içeren hikayeler anlatacağım. Mesela ben altın çizmiş. Cemaziyel evvelini bilmek. Yukarıdaki parçadaki alt çizgi sözcük aşağıdaki anlamlardan hangisini karşılamaktadır? Ya da aşağıdaki seçeneklerden hangisi onun anlamını karşılayan bir sözcük kullanmıştır? Böyle. Teker teker anlatacağım. Bu cemaz evvelini bilmek 1. videonun arkasında var. Tamam mı? Peki öğretmenim, kitapları nasıl elde edeceğiz ve bizim kitaplarımız neler? Arkadaşlar 4 kitabımız var. Ve aynı zamanda şurada. TYT Türkçe ders notları. Tamamen yeni. Asla eski kitaplarla gitmeyin. Çünkü neden? ÖSYM edat bağlaç ünlemlerde ve yazım kurallarında değişiklikler yaptı. Elinizde herhangi bir yayın, 2024 yayını varsa, 2023, 2022 yayını varsa patlarsınız. Dikkat edin. Bu. Sonra TYT Türkçe soru bankamız artık sayfa sayısı daha fazla arkadaşlar. Sayfa sayısı yine daha fazla olan taktiklerle paragraf ve taktikler edildiği bilgisi. Bunu şuradan alacaksınız. BenimHocam.com'a girdiniz. Burada Kadir Gümüş'ü gördünüz. Üstüne basın, kaydırın arkadaşlar. Bitti. Ya da bilgisayardan girdiyseniz mouse'la tıkladığınız zaman gidecek. Ve herkes bu 4 kitabı alacak bomba gibi başlayacağız. Ve gördünüz mü bunlar? Post-it, hani markanın adıyla artık özdeşleşti ya arkadaşlar. Kılavuz kağıt, kılavuzluk da diyebilirsiniz. Bunlardan alacaksınız. Söylediklerim, önemli dediğim yerleri yapıştırarak gideceğiz. Ve videonun karşısına gideceksiniz. Şimdi iki seçenek var. Hemen videonun açıklama kısmına link bıraktım. Programları oraya bıraktım. Bak. 42 günde TYT Türkçe. 1 Temmuz'dan itibaren her gün bir video yüklenecek. Tamam mı? Ve sen video ders notlarıyla ve soru bankasıyla bu 4 kitapla gittiğin zaman direkt ödevlendirerek gideceksin. Kitaplardan videoda düzenli ödevlendirme yapılacak çünkü bu bir sistem. Tamam mı? Ve karikot ile yanında olacağız. Mesela senin herhangi bir yere, dershaneye gitmemen, okula gidip gitmemen önemli değil. Çünkü neden? Kitapların karikotlarında özel ders formatında ben sana anlatıyorum. Tamam mı? Bak, birinci seçenek. 42 günde yaz kampıyla TYT Türkçe'yi bitirmek isteyenler. Buyurun. Bunu isterseniz kışın da, hocam yaz kampı ya, kışın da kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz, sakınca yok. Bak, aynen böyle. Hangi gün, hangi video yükleneceği belli. Ses bilgisi. 3 gün. Sözcükte yap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 gün. Bir de bir konudan bu sene soru çıkmamış. Hocam seneye çıkmaz diyor. Asıl çıkmadıysa çıkıyor. Tamam. Ve şu an 42 video, 42 gün, bunun programını şu an açıklama kısmına indirdim. Bunu çıksın alacaksın, duvarına asacaksın. Duvarına asacaksın ve 42 günde TYT kampını beraber bitireceğiz. Her gün bir video, 42 videoda bu iş tamam. Öğretmenim, ben daha uzun sürede bitirmeyi seviyorum. Çünkü benim bir sürü dersim var diyorsan ben 42 günü tavsiye ediyorum ama 12 haftada TYT Türkçe kampı hazırladım. Tamam mı? 12 hafta. 12 haftaya yaydım. 1. hafta, 2. hafta, 3. hafta, 4. hafta. Gördüğünüz gibi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İsteyen de bunu. İkisini de şu an açıklama kısmına indirdim. 42 günde TYT Türkçe'ye tıkla, programı indir az. Ben 12 haftada bitireceğim, 3 ayda bitireceğim diyorsan arkadaşlar onu indir, onu az, istediğin gibi bitecek. TYT Türkçe ders notları 2025 yazana alacaksın siteden. 2025 yazana alacaksın. Bir an önce gösterdim ya, bizim siteden alırsan Instagram'dan direkt benimle iletişime geçebilirsin arkadaşlar. İletişime geçtiğinde ben müdahale edebilirim, gönderirim ama diğerlerine edemem. 224 sayfa ama bir konu anlatımın ötesi. Bak gördünüz mü? Birebir sorularda karşımızda var. Örneğine kadar. Ve arkadaşlar her konudan önce çıkmış soruları veriyoruz. Onları çözüyoruz. Ve her konudan önce o konuya nasıl çalışılmasıyla alakalı kılavuz bilgiler veriyoruz. Ve sonra her konudan sonra sadece soru değil etkinlikler de çözüyoruz arkadaşlar. Her konu sonunda etkinlik. Ben bu etkinlikleri çözerken siz de tık 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 üstünden çözeceksiniz. Ve işimizi hızlandıracağız. Ve dikkat ettiyseniz tablolu, görselli, hafızada kalıcı bir anlatım var. Konu içinde testler var, çıkmış sorularla birebir uyarlama ve MEB kazanımları var en önemlisi. Ve konu sonunda ÖSYM tarzı testler var, onu da videoda beraber çözeceğiz. Siz önünü açacaksınız, çözeceğiz. TYT Türkçe Soru Bankası. Mutlaka 2025 olanı alacaksınız ve 320 sayfalık olanı alacaksınız arkadaşlar. Bak, bu video ders notumuz. Gördünüz mü? Video ders notumuz. 2 tane karikotu var. Bu arkadaşlar TYT Türkçe soru bankamız. Gördüğünüz gibi ama dikkat edin. Mutlaka ne diyorum? 320 sayfalık olanı alacağız. Ve arkadaşlar içinden gördüğünüz gibi bir iki yönlü poster çıkacak. Posteri duvara asacaksınız, beraber çalışacağız. Ve beraber önce postere bakacağız, sonra her şeyi yapacağız. Posterin bile moda mod yakaladığına şahit oldunuz. Yeni nesil 2025 tayfamda olacak. Bu farklı bir kitap oldu bu sene. Geçen senekilerden farklı. İçinde anlam bilgisi bölümü var. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf testleri var. Dil bilgisi bölümü var. İsim, sıfat, zamir, ses bilgisi, sözcük yapı. Ve en önemlisi arkasında bir de kamp bölümü var. Bütün Türkçeyi bitirdikten sonra sizinle bir de birebir kamp yapacağız arkadaşlar. Kamp yapacağız. Yeni nesil MEB ÖSYM tarzı sorular. Özel ders konseptli karikotta bizzat ben çözüyorum. Ve hediye poster. Posterde çok hoşunuza gidecek. Paragraf kitabı. Farklı. Mutlaka 2025 kitabını alacaksınız. 304 sayfalık olan alacaksınız. Bu da bambaşka bir kitap oldu ve değişti. Her paragrafın başında her soruda bir tipin nasıl yaklaşacağını anlatıyorum. Taktikleri veriyorum. Arkasından testler. Taktiği benle öğreneceksin. Testi sen çözeceksin. Ve karekutla gideceğiz. Nasıl kamp yapacağımızı da göreceğiz. Bir de bütün paragraf bitirdikten sonra kamp yapacağız. Sorunlu bölge taraması. En sonunda da paragraf denemeleri var. Yani bu kitap hem kamp kitabı arkadaşlar, şu gördüğünüz kitap. Hem arkadaşlar bir paragraf test kitabı hem de bir deneme kitabı. Gördüğünüz gibi burada tip bölümü var. Tip bölümünde videoyu açacaksın, oturacaksın. Ben her soru tipine nasıl yaklaşacağını ve her soru tipinin taktiğini anlatacağım. Sıkıntınız ne biliyor musunuz? Paragrafı taktiği. Arkadaşlar ya bir paragrafa nasıl yaklaşılır? Mesela bir boşluk bırakılmış. Yazmış. Boşluk bırakmış. Yazmış. Boşluk bırakmış. Bu boşluklar hangisi gelir? En baştan başlıyorsunuz. Hayır. En sondaki başlıktan doldurmaya başlanır. Mesela basit bir taktik. Ve her birisini burada veriyoruz. Tip bölümünden sonra test bölümü, çözemediğiniz her soruda karekodda evinize ben geleceğim. Ve aynı zamanda bu kitabın bir de 27 günlük kampı var arkadaşlar. Kamp videosunun başlığı bu. 27 günde taktiklerle paragrafı yazdığınız zaman kampı açılacak. Ve kitap önünüzü açacaksınız ve karekodla gideceksiniz. Taktikleri değil bilgisi. Mutlaka 2025 onan alacaksınız dedim mi? Türkçe'de çok değişiklikler oldu. Bu yüzden 2024, 23, 20 kitaplardan uzak durun. 224 sayfalık olan alacaksınız ama 2025 yazısına bakın. Taktikleri değil bilgisi. Bu nedir? Taktikleri değil bilgisi paragraf kitabımız şuydu arkadaşlar. Aynen ama sayfa sayısı benim dediğime dikkat edin. Ve bu da taktiklerle dil bilgisi arkadaşlar soru bankamız. Peki bu kitapta ne karşımıza çıkacak? Başında mini özet. Moda sana soru yakalattıran mini özet. Her konu başında zihin haritası. Sonra arkadaşlar testler var. Hap bilgiler var. Bak burada sana işi kurtaracak hap bilgiler var. Ve aynı zamanda etkinlikler var sorularla. Ve kare kodunu tarattığınız zaman bizzat kare kodunu ben çözüyorum. Bakın etkinlikler var. Gördünüz mü? Mesela aşağıdaki tabloda uygulayarak tık atınız. Ek fiilin görevi. Burada isim soylumu, birleşik sözcük mü yapmış ve bunun da 18 günde taktiklerle kampı var. Yani bunun da ayrı bir neyi var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kampı var. Yani biz sizinle birlikte başaracağız. Ve siz takipte kalın. Instagram'dan takip edenlerle çok güzel şeyler yaşadık arkadaşlar, gördük. Mesela Anadolu Bursiyer Koç'un bursu var. Özyeğin'in bursu var. Sabancı'nın bursu var. Ben bunlar hakkında bilgi verdim. Onlar kaçırmışlar. Ve o yüzden lütfen Instagram'da anmayan takipte kalın ve sizi ödevlendireceğim. Her bir videonun sonunda bir ödevlendirme yapıyorum. Bir de hikaye, deyim hikayesi ve mecaz anlatıyorum. Arkadaşlar şunu unutmayın, Biz laf ve reklam değil, icraat yapmak için buradayız. Ve o zaman başlıyoruz ilk videomuzdan itibaren. Kendinize iyi bakın, 4 kitabı temin edin ve beklemede kalın. Hepinizi seviyorum pıtırcıklarım. Kadir hocanız sınava kadar yanınızda olacak. An be an yanınızdayım ve bu sınavı 2025 tayfayla birlikte başaracağız. Esen kalın gençler. Görüşmek üzere.